Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir donanım incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte XPG'nin S20G isimli böyle yanar döner olarak tabir ettiğim benim RGB'li M2 SSD'sini inceliyorum. Şimdi biliyorsunuz bu RGB meselesi özellikle oyun ekipmanlarının yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber hayatımıza giren bir kavram oldu. Tabii ilk olarak böyle kasalarda, fanlarda, şurada burada başladı bu RGB furyası. Sonra klavyelere, farelere sıçradı. Şimdi artık bilgisayar kasasının içindeki donanımlar da RGB olmaya başladı. Bu da onlardan bir tanesi. M2 dediğimiz formatta yani küçük, güzel, özellikle dizüstü bilgisayarda çok kullanılan bir format bu. Bir depolama çözümü biliyorsunuz M2'ler. Küçük alanlara koyulabildiği için, sığdığı için, incecik de olduğu için daha çok dizüstü bilgisayarda tercih ediliyor. Ama tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Masaüstü bilgisayarlarda da M2 bağlantısını eğer destekliyorsa anakart doğrudan takabiliyorsunuz. Desteklemiyorsa haricen de bağlantı seçeneklerinde olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim bu XPG'nin bu ürününe. Aslında piyasada çok fazla böyle RGB destekli M2 SSD çok fazla yok. Olanlarda genelde XPG'nin kendi ürettiği çözümler oluyor. Böyle bir iki farklı markanın da bu tarz ürünleri var ama çok fazla seçenek olmadığını söyleyeyim. Yani böyle kasanın içinde şekilli dursun dediğiniz zaman alacağınız ürün bu olacak. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden başlayacağım ama çok da fazla dış görünümlük bir şey yok. İşte ürün bu. Birazcık kalın tabii ki normal standart bir M2'ye göre. Hatta yani M2'ye göre iki kat kalınlığında olduğunu söyleyebilirim. Çünkü üzerindeki bu aydınlatma modülünün epey bir yer kaplıyor. Bunun dışında işte kutusu da burada. Böyle güzel, hoş bir kutumuz var. Üzerinde kaç GB olduğu yazıyor ki bu 500 GB'lık sürüm. Bunun bile 1 TB'lık sürümü var arkadaşlar. İşte özellikleri vesaire yazıyor. İşte bunları da kutunun üzerinde görebiliyoruz. Gelelim ürünün teknik özelliklerine. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda XPG Spectrix S20G'nin özelliklerine göz atıyoruz. M2 SSD dedik, 500 GB kapasite olduğunu söyledik. RGB aydınlatma desteği var. Saniyede 2500 MB okuma, 1800 MB da yazma hızı var ki bunlar çok iyi değerler bu arada söyleyeyim arkadaşlar. NVMe 1.3 uyumlu PCIe Gen 3x4 arayüzümüz var. 5 yıl garanti, farklı RGB efekt desteği var. Fiyat tarafına gelecek olursak 1250 TL civarında bu 500 GB'lık sürüm. 2500 TL civarında da 1 TB'lık sürüm olduğunu söyleyelim. Bu şekilde ürünü alıp yani kapasite seçeneğine göre alıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Benim genelde bu tarz testleri yaptığım bir masaüstü bilgisayarım var. Onun da açıklama kısmına özelliklerini mutlaka belirteceğim. Hani şu anakartı var, şu işlemcisi var, şu RAM'i var gibi bilgileri oradan görürsünüz. Bu anakartın üzerinde bir de M2 yuvası vardı. M2 yuvası olduğu için de doğrudan doğruya anakarta takıp kullanabiliyorum bunu. Taktığınız zaman hemen zaten yanmaya başlıyor böyle. Hani renkleri falan etrafında şu mat beyaz kısımlarda renkli RGB LED'ler var. Bunlar yanıyorlar ve bunlar ARGB dediğimiz atanabilir renk var. Yani burada istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bunun en kolay yöntemi şu. Eğer anakartınız destekliyorsa ki bence M2 olan anakartların hemen hemen tamamı destekler. Anakartın bir yazılım var. Bendeki MSI'dir. MSI Center üzerinden işte istediğim efekti bu cihazın üzerinde görebilme imkanım oldu. Sabit bir renk atayabiliyorum. İşte gökkuşağı olsun diyebiliyorum. Bir sürü böyle farklı efektler var. Onları videonun içinde sizlere göstereceğim. Bu efektlerden istediğinizi seçip dıştan bakıldığında böyle daha şekilli, afilli görünmesini sağlıyorsunuz. Tabii bu tek başına kullanılacak bir ürün değil. En azından şekilli görünsün istiyorsanız tek başına kullanılacak bir ürün değil. Bunun için ne yapmak gerekiyor? RGB sıvı soğutmalı bir işlemci soğutucusu alırsınız ki onun da testi gelecek. Yine XPG'nin bir ürünü var. Bu ay içinde kısmet olursa onun da testi yine sizlerle birlikte olacak. Ya da ne bileyim kabloları RGB olanları var. Fanların RGB yapabiliyorsunuz. Yani kasayı böyle yanar döner bir hale getirecek ekipmanlardan bir tanesi bu ama tek başına bence yeterli olmaz. Bu tarz işlere meraklıysanız, hobiniz varsa bunun yanı sıra farklı şeyler de almanızı öneriyorum. Şimdi gelelim işin bu RGB tarafı kolay yani. Anakartın uygulamasını yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Uygulama üzerinden işte ayarları açıp da kapatabiliyorsunuz. Bu arada isterseniz kapatabilirsiniz de. Yanmasını istemiyorsanız ışıklarının onu kapatabiliyorsunuz. Tabii işin bu renklendirme tarafının yanı sıra bir de tabii ki transfer boyutu var. Yani bunun içine bir doküman, uygulama, oyun özellikle oyunlar için bu canavar olduğunu iddia ediyor. Yüklediğiniz zaman sonuç ne oluyor? Bunları da test ettim. Sentetik testlerde şöyle sonuçlar aldım. Malum marka diyor ki 2500 MB okuma, 1800 MB yazma hızı. Fazlasıyla bu değerleri buldum. Bayağı yakın değerler buldum. Hem Crystal Disk Mark'la test ettim. Hem de Atom'un bir yazılımı var. Onunla test ettim. İkisinden de benzer sonuçları aldım. Gerçekten de okuma ve yazma hızları çok iyi. Bu şu anlama geliyor. Oyunlarda özellikle AAA dediğimiz üst düzey oyunlarda. Oyunun hani bu ara yüklemeler oluyor, videolar oluyor. İşte ne bileyim save dosyasını açmanız gerekiyor.
gerekiyor vesaire. Bu gibi işlemler için normal bir SSD'den çok daha hızlı bir SSD bizleri karşılamış oluyor. Bu bakımdan iddia ettiği şeyi yapıyor mu? Kesinlikle yapıyor. Şekilli olmasının dışında yüksek hızlı okuma desteğini de verdiği için, arkadaşlar okuma ve yazma desteği verdiği için gayet güzel bir şekilde oyunlarda vesaire de performanslı bir şekilde dosya transferi yapabiliyorsunuz. Dosya transfer testleri de yaptım arkadaşlar. SATA olarak bilinen 2.5 inçlik standart bir SSD'yi özellikle de çok fazla dosya transfer ederseniz bu ürün daha hızlı kopyalıyor. Onu gördüm yaptığım testlerde. Özellikle böyle hani içinde binlerce dosya olan bir şeyi kopyaladığınız zaman XPG'nin bu modeli daha iyi performans sunuyor. Tabii ki hard disklere göre çok çok iyi bir performans. Onu zaten artık konuşmuyoruz. Standart SSD'lere göre konuşuyorum ben. Böyle bir hız konusunda da en azından fayda sağladığını söyleyebilirim. Öte yandan Adata'nın bir de kendi yazılımı var. O yazılımı da kurdum. SSD Toolbox diye. O SSD'lerin işte gücünü, o kaç saat çalıştığını, kullanım ömrünün ne kadar kaldığı gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Yine SSD ile ilgili bazı ufak tefek düzenlemeler yaptığınızda bir yazılım bu. İsterseniz kurarsanız, istemezseniz kurmazsanız mecbur değilsiniz. Böyle faydalı da bir yazılım ama kurmak zorunda değilsiniz. SSD'nin durumunu merak ettiğiniz zamanlarda kurar sonra kaldırabilirsiniz de bilgisayarda yer kaplamasına gerek olacak bir yazılım değil ama merak ediyorsanız öyle bir yazılımın olduğunu da belirtmiş olayım. Gelelim ürünle ilgili yorumlarıma. Özellikle oyun oynuyorsanız ve RGB konusu benim için önemli diyorsanız ben kesinlikle XPG'nin S20G modeline bir göz atmanızı öneriyorum. Çok fazla alternatifi yok. Hani böyle kasa yaptım şekilli, RAM'i de renkli olsun, işte M.2 SSD'si de renkli olsun, ne bileyim fanları renkli, İşte içindeki diğer kabloları, şunları bunları renklendirdim ama bir iki eksik kaldı diyorsanız kesinlikle alınır kullanılır. Gerek var mı? Şart mı? Şart değil. Bu bir zevk meselesi, bu bir hobi meselesi. Hobilerde şey aranmıyor, mantık aranmıyor arkadaşlar. O yüzden eğer hoşunuza gidiyorsa böyle bir şey yapmak alınır kullanılabilir. Söylediğim gibi çok fazla alternatifi yok. Fiyat normal mi? 500 GB için zaten 1000 TL civarında bugünlerde. En azından ben bu videoyu çektiğim Haziran 2022 için durum böyle. Bu fiyat skalasında da zaten bu üründe 1250 lira, yani 250 lira fazla verip renkli bir şey alınır mı? Bence güzel alınır. Gayet de güzel kullanılır. Bu yalnız birazcık kalın olduğu için her dizüstüne sığmaz bu arada. Yani dizüstünde kullanmak da istiyor olabilirsiniz belki. Dizüstünde birazcık zorlanırsınız çünkü bu et kalınlığı var üzerindeki bu RGB aksesuarlardan dolayı. Muhtemelen dizüstüne bunu takmanız biraz zor olacaktır. O yüzden dizüstünde kullanmak için alıyorsanız bu alınmaz ama eskaza aldınız diyelim. Kullanmanız sıkıntı olabilir. O bakımdan bence yani normal SSD'lere yönelmenizi öneriyorum. Dizüstünde kullanmak için yani normal M.2 SSD'lere. Eğer öyle bir düşünceniz varsa bu uyarımı da dikkate almanızı önemli rica ediyorum. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu incelemede sizlere XPG'nin Spectrix S20G isimli RGB'li, yanar dönerli, şekilli şüküllü M.2 SSD'sini anlatmaya çalıştım. Elbette bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Bu tarz oyunla ilgili donanımların da devamı gelecek. Bugüne kadar ben fazla yapmıyordum ama gördüm ki izliyorsunuz, güzel yorumlar geliyor. Daha önce bir ekran kart incelemiştim. Fare klavye seti incelemiştim. Bunlara güzel yorumlar geldi. Bu yorumlar da bana cesaret veriyor ve bu tarz donanım incelemeleri sırasında önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda arttıracağımın altını çizeyim. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Oralarda çok güzel içerikler üretiyorum. Farklı farklı dikey videoları da yine az önce bahsettiğim sosyal medya hesaplarımdan da izleyebilirsiniz. Yepyeni bir incelemede buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.